Sayın Rektörüm, değerli meslektaşlarım, değerli gazeteci arkadaşlarım, İletişim Fakültesi'nin sevgili öğrencileri, kıymetli misafirler, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği TİGAD tarafından organize edilen Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı'na hoş geldiniz. Sevgili misafirlerimiz, konuşmalara geçmeden önce sizleri başta dün vefatının 84. yılında minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sayın Protokol, değerli misafirlerimiz, şu anda aramızda Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Altun Beyler de buradalar. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli Protokol, kıymetli misafirler, şimdi Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı'na geçmeden evvel konuşmalarını yapmak üzere Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Sayın Okan Geçkel'i huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Sayın Rektörüm, çok kıymetli İletişim Fakültemizin dekanı, değerli protokol üyeleri, kıymetli hocalarımız, çok değerli meslektaşlarım, TİGAD'ımızın çok kıymetli yönetim kurulu ve il temsilcileri, sevgili öğrenciler, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yeni Nesil Gazetecilik konulu konferansına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli misafirler, bugün aramızda hakikaten hem yeni seçilmiş rektörümüz hem de İletişim Fakültemizin kıymetli dekanı var. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu programı yapmamız konusunda bizlere çok ciddi yardımlarda bulundular. TİGAD, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği, ülkemizde dijital medyanın sarmala dönüşen sorunlarını gidermek, büyüdüğü bir ortamda yani internet sorununun ayyuka çıktığı bir dönemde 7 Kasım 2019 yılında İstanbul merkezde kuruldu. Dijital medyanın, internet gazeteciliğinin durumuna dikkat çekmek, devletimizin yönetim kademeleri ve karar mekanizmalarını harekete geçirmek için çıktık yola. Çünkü inandık ki ancak yasal düzenlemelerle dijital medya, internet gazeteciliği saygın, güvenilir ve sürdürülebilir olabilirdi. Çok kıymetli işinin uzmanı akademisyenlerle, duayen gazetecilerle, eğitimli ve heyecanlı genç habercilerle birlik olup internet gazeteciliği için yasal bir düzenleme üzerinde titizlikle çalıştık. İnternet gazeteciliğinin Türkiye'de gelmiş olduğu bu önemli noktada çok büyük bir yasal düzenlemenin hemen ardından gerçekleştirdiğimiz Yeni Nesil Gazetecilik Konferansımızda en büyük destekçimiz Erciyes Üniversitesi'nin kıymetli rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Altun Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli mensupları olarak konuşuruz ama hep beraber basın olunca aslında o da farklı bir açılım oldu. Bizler gerçekten Erciyes Üniversitesi olarak böyle bir programda sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Daha önceki hafta özellikle medya ve demokrasi paneli gerçekleşmişti. Şimdi gerçekten TİGAD'la birlikte burada internet gazeteciliği anlamında bir konferans gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü gazetecilik kavramı artık günümüzde kabul etmek lazım ki birçok alanda yaşadığımız dönüşüme benzer şekilde bir dönüşüme tabi olması kaçınılmazdır.
Ancak bunun bir kurala, yönergeye oturmuş olması da hakikaten artık temel bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü verilen haberlerin doğruluğu, orada ortaya çıkacak dezenformasyonların önlenmesi açısından son derece gerekli olduğu kanaatindeyim ben de Erciyes Üniversitesi yöneticisi olarak. Tabii bu programlar özellikle öğrencilerimiz için ben çok değerli olduğunu, bu konferanslarda saygıdeğer katılımcılarımızın konferans sürecinde yapacakları paylaşımlarının ben bir ders niteliğinde, ders tadında öneme haiz olduğunu düşünen bir akademisyenim. Onun için ben bu faaliyetin öncelikle gerek basınımıza, gerekse üniversitemize, tabii emeği geçen başta valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı ayrıyeten teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli hocalarım, değerli protokol, sevgili arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada tabii çok değerli profesyonel arkadaşlar var. Bu sizin için güzel bir şans. Hem tecrübelerinden hem de önerilerinden yararlanma fırsatı bulacaksınız. Bugün burada geleceğin haberciliğini konuşacağız aslında. Bu tüm dünyada böyle. Ve habercilik bizim açımızdan, tabii ki toplum açısından çok değerli. Ama haberciliğin mahiyetine baktığınız zaman da toplumu görüyoruz. Yani toplumu yansıtan bir aynadan bahsediyoruz. Sektörel açıdan baktığınız zaman da değerli öğrencilerimiz için şunu söyleyebiliriz ki bu alanda iş bulabileceğiniz, yani medya sektörünün geneline baktığımız zaman iş bulma anlamında %40'lık bir derecelendirmesi var.